Siz ne diyeceksiniz? Tam da sosyal yani açıdan bakacak olursak toplumda vicdani red veya özellikle bedelli askerlikle birlikte aynı çerçevede ele alırsak herhangi bir ayrışmaya veya tepkiye sebebiyet verir mi? Tabii şimdi vicdani red tartışırken burada aslında önce tartışılması gereken zorunlu askerlik konusu. Yani zorunlu askerliğe şu anda soğuk savaş döneminden kalan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünya ülkelerinde zorunlu askerlik vardı. Nasıl oldu? Yani burada askerin ihtiyacı sayısal çokluk mu, savaşma gücü mü? Yani savaşma gücünü artırmak mı? Yani askerdeki amaç nedir? Stratejik hedefler nedir? Dış tehdit, iç tehdit, buna karşı askerin görevleri ne? Bu tehdide göre askerin ihtiyacı ortaya çıkar. Şimdi ve bu ihtiyaca göre de zorunlu askerlik yahut da profesyonel askerlik gibi seçenekler ortaya çıkar. Bunları tartışırken şimdi tabii şu anda vicdani red konusunu Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeyi daha 1950'li yıllardan beri stratejik hedef olarak devlet politikası olarak belirlemiş. Hı hı. Avrupa Birliği'ne girme de şu anda bu zorunlu uygulamalardan birisi vicdani redin anayasal temellerinin oluşturulması. Yani şu anda vicdani redin uygun olup olmamayacağını tartışmak devlet politikalarına aykırı zaten. Yani böyle bir durumda vicdani redin bizim için uyumlu yöntemi nasıl olmalı tartışmak gerekir burada. Hı hı. Ve bir kimse zorunlu askerlik yapmıyorsa ve bunun karşılığı olarak vicdani red varsa bir kimse defalarca mahkemeye gidiyor, yapmak istemiyorum diyor. Yani asker elbiseye girmek istemiyorum diyor. Ve bu kişilere doktora gönderildiğinde ruh sağlığı yerinde olan kişiler, akıl hastalığı değil. Gitmek istiyorum. Israrla bunu yapan bir kimseye zorla eline silah vermek, zorla ona asker elbiseyi giydirmek. Yani şu anda Avrupa Birliği standartlarına göre ve dünyanın geldiği insan hakları açısından bir sorun, sorunlu bir alan. Yani bir insana zorla eline silah verip savaş demek sakıncalı. Böyle bir durumda askerlikten kaçma gerekçesi olma riski var böyle bir durumda. Buna karşı o kişiye alternatif bir sorumluluk getirmek. Yani o kişiye onun yerine asker elbisenin olmadı, silahın olmadı. Diyelim askerlik 8 aysa belki 16 ay kamu görevi gibi görev yaptırmak. Öğretmense öğretmenlik yaptırmak. Polise polis yapmak gibi alternatifleri tartışmak gerekir burada. Peki burada askerliğin, zorunlu askerliğin Türkiye'de anayasal olarak ve Türkiye'de devlet kuruluşundan beri var olan bir kültür boyutu var. Kültür boyutu. Bu kültür boyutunu iyice sorgulamak gerekiyor. İnsanlarda şimdi bütün internet var, sosyal medya var. İletişim, açık iletişimin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir durumda insanlar felsefi tavırlarını değiştirdiler. Yani askerliğe karşı ben askerlik yapmama bir felsefi tavır olarak ortaya çıktı. Ve bireysellik olarak, insani değerler olarak da özgüven ve itaat mi ön planda, yoksa girişimcilik, özgüven mi ön planda? Bizim askeri kültürümüzde her erkek çocuğu asker ocağında bir şekilde onun erkekliğini hizaya getirmek, onun itaat ettirmek, sadakat ettirmek tarzında bir kültür var. Biliyorsunuz bir zamanlar askeri kışlaların duvarlarında böyle sadakat şerefimizdir diye içeriye doğru da dışarıya doğru şeyler, pankartlar, ibareler vardı. Evet. Yani bunlar hepsi bir bakıma erkekleri uysallaştırma ve korkutma gibi bir maalesef darbe ideolojisinin uzantıları. Yani hı-hı, bu konuda zihinsel dönüşüme ihtiyaç var. Askerliği bir insanın meslek mi olarak görüyor? Askerlik kutsal bir alan mı? Askerliğin kendisi mi kutsal, yoksa buradaki bazı kavramlar mı kutsal? Şehitlik kavramı ayrı, askerlik kavramı ayrı. Bütün bunların tartışılması gerekiyor. Bu ve mesela birçok doktorların durumunu düşünün. Doktorlar ihtisas yapıyor. İhtisastan önce mecbur hizmeti var, gidiyor. Ondan sonra bir de askere gidiyor. Daha sonra uzman oluyor, tekrar mecbur hizmeti var.
bu mecbur hizmetler niye askerlikten sayılmasın? Yani bunlar ciddi bir çifte standart var. Yani bu gibi şeylerin hepsinin, yani doktorları ve hiçbir şekilde doktorlara mesela kısa dönem yaptırılmıyor. Yani bir bakıma sistemin tokadını yiyen grup haline geldi doktor. Yani kısacası bu konudan muzdarip olan ve sıkıntısı çok olan çok insan var ama suistimali açık bir konu. Evet. Tabii ki bunun çerçevesinin çok iyi tespit edilmesi lazım. Evet. Sayın Tarhan çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için efendim. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Nevzat Tarhan konuğumuzdu. Stüdyo konuğumuza dönüyoruz tekrar.